Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. 13-20 Kasım haftası yay burçlarını neler bekliyor? Sizler için niyetlendim ve içtim. Umarım sağlıklı, sıhhatli, keyifli, huzurlu, mutlu bir hafta geçirmiş olursunuz. Neler neler var? Gökyüzü diyelim mi? Gökyüzü hastalıklara dikkat diyor bir kere kesin olarak. Ne olur? Göz olarak diyebiliriz aslında. Dekanat üzerinden. Onlara dikkat ederseniz iyi olur. Burada aynı zamanda aile içerisi konularda da tabii ki ikili ilişkilere biraz dikkat. Takılı kaldığınız düşüncelerde sorun yaşayabilirsiniz dedi. Gökyüzü bakalım falımız ne dedi? Falımız aynen öyle diyor aslında. Burada oh 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 maşallah. Ne güzel bir hafta sizi bekliyor sevgili yaylar. Alışmışım temiz temiz çıkmasına. Şimdi şöyle bir doğrulayayım ve bakmaya başlayalım. Şimdi bir kere hafta bu. Geçtiğimiz haftada sıkışıp kalmışsınız. Pazar günü çok kararsız. Böyle bir başlangıç yapmalıyım ama bu başlangıçla ilgili ne yapmalıyım hissiyatındasınız. Başlangıç iş yerinizde birisiyle mi görüşeceksiniz? Hanenizde birisiyle mi görüşeceksiniz? İlişkinizle alakalı bir görüşme var ve bu konuda ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Kafanızda iki fikir çatışıyor. Bir çatışma halinde çıkıyorsunuz. Ama hafta başı aile içerisinde şöyle kafanızda bir kişi çocuk görsellerinde de çıkıyor aslında hatta iki çocuk görsellerinde çıkıyor. Çocuklarınızla alakalı kaygılandığınız bir süreç görünüyor. Onlarla ilgili yapmanız gereken bazı şeyler var. Sanki üzerinize yük olmuş bu konular. Hani oğlumla kızımla alakalı şunu şunu yapmam lazım ama yapamıyorum. El vermiyor, zaman mı el vermiyor, hayat mı el vermiyor? Çünkü burada böyle hani göğsünüzü ileriye çıkartmış, kafanız geride duruyor. Onlara gelecek zarar bana gelsin. Tamam, bu cepte. Ama bir de böyle kıvrılmışsınız. Hani bir bazı konularda onlara istedikleri şeyi mi vermediniz? Bunun şeyi mi var hani böyle hayatınızda? Nasıl diyeyim? Geri çekilmişliği. Korkaklığı demek de istemiyorum aslında ama başka da bir şey gelmiyor şu an aklıma. Bu çocuklarla alakalı bir geri çekilmişlik haliniz var. Yapmak istediğiniz ama yapamadığınız konulardan dolayı pazartesi, salı çocuklarla ilişkinizde biraz geriden onları seyrediyor olarak görünüyorsunuz. Aradaki mesafe var. Ya mesafe derken aranızda iletişimsel bir sorun da olabilir. Ve bu sorundan rahatsızsınız. Karşı taraftakiler de rahatsız ama bunu devam ettiriyorsunuz. Ve burada aslında salı, çarşamba bu konular her neyse bir tanesiyle yüzleşeceksiniz. Burada yüzleşmede aslında burada kafanızdan geçenleri çok fevri söylemeyin derim. Çünkü hızlı konuşmalar kırıcı konuşmalardır. Burada çok hızlı konuştuğunuzu görüyorum. Aile içerisinde tepkilerinize bu hafta sakinlik getirmeye çalışın. Ani konuşmalar, ani sinirlenmelerden uzak durmaya çalışın. Çünkü burada çözmeye çalıştığınız, takıldığınız, üzüldüğünüz konularda fevri tavırlarla karşılaşabilir ve o fevri tavrın üstünde büyük fevri tavırlarla karşılık verebilirsiniz. Ondan sonrasında ters düşmüş bir telefon ahizesi var. Burada sırtınıza yük olur konuşamazsınız arkadaşlar. Burada bir uyarı görseli var. Evet, sıkıntılar, sorunlar, karşı taraf. Ama burada erdemli olması gereken sizsiniz. Karşınızdaki kişiler çocuklarınız olarak görünüyor çünkü. Bu konularda aile içerisinde erdemli olursanız ne olur biliyor musunuz? O çocuk gelir, döner dolaşır. Cumartesi, pazar, pazartesi 21'inde önünüze geçer, sizinle konuşur. Eğer erdemli olmazsanız ne olur? Sırtında kocaman bir yük. Böyle gözünün önüne bir perde inmiş. Nereye gittiğini, ne yaptığını bilmeden sizinle de iletişime geçmek istemeden yolunu körü körüne devam eder. Yani burada aslında bu hafta yaylar için şunu söylemem gerekiyor. Aile içerisindeki iletişiminizde naif olmaya özen gösterin. Burada kavga gürültü yaratılabilecek çok pozisyon var. Çok fevri tavırlarda da olabilirsiniz. Böyle bir
Padişah gibi kenarda oturup Osmanlı tavrında sakin bir şekilde dinleyebilirsiniz. Seçenekleriniz var bu hafta aslında yaşayacağınızdan çok. Bu haftaki seçeneklerinizde aslında oturup dinlemeyi tercih ederseniz kazançlı olacak olan sizsiniz. Cuma günü geldiği zaman daha bir rahatlamış aslında. Bu çarşamba perşembe yaşamış olduğunuz sıkıntıları geride bırakmış. Onları düşünüyor olarak çıkıyorsunuz. Hafta sonuna da rahat gireceksiniz. Hatta hafta sonu ondan sonraki haftalar için küçük küçük yol planları yapacaksınız. İkili ilişkilerde karşınızdaki kişi ejderha görsellerinde çıkıyor. Birçok şeyi çok bildiğini düşünen ama yanılan, size de çok fazla kale almayan bir eş ya da sevgili görseliniz var. Burada bu kişi aslında bu hafta bir yerde yanlış yaptığını ve size karşı olan davranışlarında da düzeltmeye gitmesi gerektiğini farkına varacak. Konuşmalarda daha ılımlı, geçmişte yapmış olduğu hataları çözmeye çalışan bir eş ya da arkadaş görseliniz var. Bunları da cumaya kadar halledeceğinizi düşünüyorum. Bu kişinin ejderhalığı bitmez, çok bilmişliği bitmez ama bu hafta biraz daha ılımlı görsellerde çıkıyor. Biraz yavaş ilerleyen bir sürecin içinde çıkıyorsunuz ama yapacak bir şey yok. Kaderinize de bu var diyeceğim. İş konularında neler var? Oh. Şimdi siz böyle 3 kişi bir tekneye binmişsiniz, gidiyorsunuz. Ama önünüze gökyüzünden bir haber şimşekle böyle önünüzü kesiyor. Görünmeyen bir el diyeyim size, bir haber geliyor. Şimdi bu biraz özür olacak ama 3 kişi ortaklaşa olduğunuz bir iş yapıyorsanız bu hafta öyle bir olay geliyor ki ani bir travma, ani bir olay, ani ön kapanması. İşiniz bir anda kesilir. Beklentide olduğunuz bir haber varsa anında kesilir. Ve sonrasında da çok büyük mücadele gerekir arkadaşlar. Bu çok bireysel çıkmış ama söylemem gerekiyor. Şimdi burada bir süredir siz gömülü olan bir şeyi çıkarmaya çalışıyorsunuz. Üstü kapanmış bir konuyu açmaya çalışıyorsunuz bu hafta. Eğer böyle bir konuyu açarsanız gökyüzünden büyük bir zarar göreceksiniz. Gökyüzünden demem, sanki bir el, kocaman bir el, elinde bir hançer önünüze böyle onu vuruyor ama kocaman bir el olduğu için siz mesela kahve fincanı kadarsa şöyle vurduğu anda sizin önünüz kapanıyor. Şimdi ne olabilir bu? Hayatınızda beklenti içinde olduğunuz bir konuda ilahi bir değişiklik yaşanabilir. Ve bu sizi olumsuz etkileyebilir bu hafta. Bir haber alabilirsiniz. Almış olduğunuz haberden de memnun olmayabilirsiniz. Ama sonuçta ne diyoruz? Kader. Bu ikili ilişkilerinize de yansıyabilir bu arada. Bu neyse böyle gökyüzünden şimşek gibi ani bir haber, ani bir olayla karşılaşacağınız görünüyor. Eğer iş yerinde nasıl diyeyim, patron şef varsa şayet tartışma. Ani tavırlar, ani konuşmalara dikkat edin. Uçak hızında işten ayrılma hissiyatınız da olabilir. Biraz sabır. Çünkü hafta sonuna doğru aslında zaten düşünmeniz gereken sürece gireceksiniz. Burada iş değişiklikleri var, yeni iş planları var. Bu hafta biraz action iş konularınız var. Çok merak ettim. Şuradaki şu ani oluşacak olay ne iş yerinizde? Orada sizin bir kadersel yazgınız söz konusuymuş gibi geldi bana. Görüyorsunuz gene bakın iş tarafında oturmuşsunuz. İşinize küsmüşsünüz. Konuştuğunuz insanlarla da konuşmak istemiyorsunuz. Dilinizde bir kişiyi ağzınıza alıp alıp yere böyle tükürüyorsunuz. İş yerinde bir kişi bu büyük ihtimalle. Takmışsınız ona kafayı. Onun yaptıkları, onun ettikleri. Elinizde de böyle kocaman bir kasa var sanki. Onu taşımakta güçlük çekiyorsunuz. İş yerinde almış olduğunuz sorumluluklar çok büyük demek ki. Ya da hakkınız olanı almadığınız için bunlar size büyük geliyor. Böyle bir hafta iş yerinde sizi bekliyor. Aile ne yapıyor bu arada? Aile de sizden beklenti içinde. Bu beklentileriyle alakalı pazartesi, salı, çarşamba tartışmalar yaşanabilir. Ondan sonrasında bir yol çizmeye çalışacaksınız ama karşınızdaki kişi hep önünüze bir şeyleri koyuyor. Neden böyle değil? Neden böyle? Bak bu böyle oldu. Hani böyle bir huzur halinden çok elinizin 8-9 tane olup da birçok konuyu çözmeye çalıştığınız bir hafta sizleri bekliyor. Hemen başında gene 4 kişi görüyorsunuz bakın alttan. 4 kişiyle alakalı ayrı ayrı uğraşmak zorunda kalacaksınız. Her biriyle ayrı uğraşıyorsunuz. Her birinin ayrı derdi var. Ama sonuçta böyle bir haftada sizi bekliyor ne yazık ki diyelim. Kötü olanlar gitsin diyelim mi hemen? Kötü olanlar sizi bulmasın, iyi olanlar sizi bulsun. Biraz sabır ederseniz aslında güzel bir kapı açılacak size ama bu hafta değil arkadaşlar. Yeni iş başlangıcı yapmayı düşünüyorsanız bir işten teklif gelse başlamayın zaten. Mobbing alırsınız, baskı uygulanır üzerinize.
sıkıntı yaşarsınız diyebilirim ben. Bugünkü falımıza göre size yapabileceğim bu haftaki falımıza göre yorum bu aslında. Evet, iyileri alalım, kötüleri de evrene gönderelim. Bu haftamız da böyle olsun diyelim. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorum yaptığınız için teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.